Evet, Es Gazete izleyenleri size Eskişehir'in tarihi özellikleriyle ön plana çıkan ilçesi Han'dan sesleniyoruz bugün. Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı yanımızda Hüsrev Paşa Hamamı'ndan sizlere projelerini, yaptığı hizmetleri anlatacak Erdal Başkan. Öncelikle bulunduğumuz yeri sormak istiyorum başkanım. Biraz buranın neler yaptığınızı, burada bulunan eserlerin özelliklerini bize anlatır mısınız? Evet. Önce Han ilçemize Eskaste olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Kısaca burası Hüsrev Paşa 4. Murad'ın torunu Hüsrev Paşa zamanında bir hamam, 350 odalı han, çeşme ve eski Kızıl Kilise olan kiliseyi de restore yaparak cami haline getiriyor. Burası uzun yıllar atıldığı durumdaydı bulunduğumuz mekan. Biz İstanbul'da bir rekreasyon derneği var. Onlarla birlikte bir fikir cimrisi yaparak burada ne yapabiliriz dedik. Burayı bir galeri haline döndürebiliriz dedik. Ve gördüğünüz gibi burada 2015 yılından itibaren burada düzenli olarak Han'da Bahar Çiçekleri Sanat ve Kültür Festivali, sonbaharda da Han'da Dostluk Sanat ve Kültür, o tabi uluslararası oluyor, sanat sempozyumu yapıyoruz ve bu çıkan resimleri buralarda sergiliyoruz, envanter oluşturuyoruz. Tabi bu da ileride yapacağımız projemiz olan sanat köyünü, uluslararası sanat köyünü hayata geçirmek. Yani bir 5 yıllık süreyle yaptığımız zaman dünyanın değişik UNESCO'dan ve değişik kültür ajanslarından para aktarımı oluyor ve o sayede Han'a bir kültür sanat köyü kurma projemiz var. Görmüş olduğunuz işte buradaki resimler, yani 3 yıldır, bu sene de dördüncüsünü yapacağız. Han'ın Cumhuriyet Meydanı'nda Hindistan'dan, Pakistan'dan, Ukrayna'dan, Yeni Zelanda'dan, yani Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Kıbrıs'tan ve Türkiye'den de Samsun'dan, Antalya'dan değişik sanatçılar gelerek bir hafta boyunca meydanımızda, Cumhuriyet Meydanımızda bu eserleri ortaya çıkarıyorlar. Hem de Han halkıyla bir sıcak temas oluyor. Bir kaynaşma oluyor. Farklı kültürlerde kaynaşması oluyor. O nedenle burayı işte galeri haline getirdik. Ve buraya geldiğimiz günden bu yana da bu hamam ziyaretçi akınına uğruyor. Her gün 3, 4, 7 otobüs şehrimizden ve başka yerlerden buraya ziyarete geliyorlar. Aslında bu yaptığınız işlerden bir tanesi. Göreve Evet. geldiğinizden beri pek çok iş yaptınız. Han'ın adı Eskişehir'de duyulmazken artık Türkiye'de de duyulur hale geldi. Başka neler yaptınız Evet. başkanım? Biraz onlardan Ben söz zaten eder misiniz? seçim kampanyamda da 2014 yılında hemşehrilerime şunu söylemiştim. Han, yani terk edilmiş, kendi kaderine terk edilmiş bir ilçeydi. Kimse tanımıyordu. Ben o seçim propagandamda da dedim ki herkes, yani dünyanın her yerinde insan Han'a gelecek. Sloganım buydu. Ve bu dileklerimiz yerine geliyor. Akın akın, yani duyan, gören insanlar Han ilçemize geliyorlar, merak ediyorlar. Tarihi ve kültürel mekanları geziyorlar. Ben tabii 2014 30 Mart'ında seçildikten sonra tabii küçük, borçlu bir belediye, yani ekonomisi küçük bir belediye, baktık hesap kitap, neler yapabiliriz? Halkın öncelikli taleplerine göre işlerimizi, hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, ben buraya gelmeden önce, ya başkan işte Han'da bir petrol istasyonu yok diyordu. Biz de bir Karadenizli bir yatırımcıyı bularak burada bir akaryakıt istasyonu yapıldı.
ben geldiğimden bu yana. Sonra biz yine Han ilçemizde bir kapalı alan yoktu. Yani insanların düğününü yapacağını, nişanını yapacağını, eğlencesini yapacağını, yani bizim göremizde biraz mevlüt okutmalar oldu geçmişler için. Orada yemeklerini yiyeceği kapalı bir alan yoktu. Şimdi biz 3 katlı bir belediye hizmet binası, bir de çok amaçlı bir sosyal tesis yaptık. Vatandaşlarımız da bu konudan memnun oldular. Yani tabii biz burada hizmetler yaparken halkın öncelikli, hanın öncelikli ihtiyaçlarına göre çalışma yapıyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediye'mizde zaten kanalizasyon, yağmur suyu, altyapı çalışmalarına da başladı. O da bir yandan devam ediyor. Bizim tabii demin de bahsettiğimiz sanat köyü projemiz vardı. İşte tüm dünyadaki sanatçıları Han'da toplamaktı hedefimiz. Tabii bu biraz zaman alıyor tabii. Onun için burada başlı başına bir imar planı yok. 5000'lik, 1000'lik planları yok. Tabii Büyükşehir'imiz de bu konuda bir çalışma yapıyor. 5000'lik ve 1000'lik planlar üzerinde. Har'ın yarısı zaten 2 ve 3. derece arkeolojik sit. Burada bir yeraltı şehri var. İnsanlarımız bu konuda mağdur. Konut yapamıyor. Şimdi tabii bizim burada devletten istediğimiz aslında buraya bir el atmalarını, çünkü insanlarımız çivi çakmıyor arkeolojik sit olduğu için, bir konut yaparak insanlarımıza zaten 50-100 tane konut yapar burada bu bölgede. İnsanlara anahtarlarını verse, buraları da temizlese, yer altını, şehrini tamamen ortaya çıkarmış oluruz. Hem vatandaşlarımız mağdur olmaz, hem de burayı turizme tamamıyla açmış oluruz. Ve tabii bu hizmetlerin yanında 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu'yla bize 13 tane köy mahalle statüsüne kavuştu. Onlara da hizmet etmemiz gerekiyor. Onlardan gelen bir gelir yok ama biz 2 kişi, 3 kişi de yaşasa, 10 kişi de yaşasa o köylere, mahallelerimize hizmet etmek durumdayız. Tabii onların belediyenin temel görev olan çöp, temizlik, bunları zaten yapıyoruz. Ama bu arada da onların ihtiyaçları olan, işte yarı kalan muhtarlık binalarını, onların da işte bir köy konağı, yani mahalle konağı olarak tamamladık. O %90'ını tamamladık. Yani 1-2 mahallemizde eksiklik var ama bunları da yaptık. Yani muhtar odaları, ama muhtar odaları bizim şehrimizdeki gibi değil. Yani yani içinde mutfağı, işte salonu, insanların yemek yediği, işte lojman gibi. Öyle mekanları tamamladık. Tabii geldiğimiz zaman 5440 metrekare ve olmak üzere bir de 7000 metrekare artı, işte 14000 metrekare civarında mahallelerimizin ihtiyacı olan yerlere taş döşedik. Bordür taşı. Ama tabii bu yetmiyor tabii. Han'da, yani şu anda tüm mahallelerimizin bu tür sorununu giderebilmek için 68.750 metrekare ihtiyacımız var. O da tabii yani şu paraya göre 3.750.000 lira yapıyor. Yani eski paraya göre 3 trilyon 750 milyar gibi bir para tutuyor. Tabii bizim belediyemizin geliri düşük. Yani İller Bankası'ndan gelen gelirlerle sürdürmeye çalışıyoruz. Zaten emlak vergileri falan fazla bir yok, yani burada çok cüzi rakamlar. Böyle idare etmeye çalışıyoruz. Aklınızda başka projeler de var aslında. Az önce biraz gezdik. Mesela meydan düzenlemesinden Tabii. Şimdi bizim tabii Büyükşehir'imizle birlikte bir hala tabii bu eskiyle koordinel olarak çalışıyoruz. Güzel bir meydan projemiz var. O meydanda insanların sanki yaşam alanı olacak. Yani
araçların durduğu değil, insanların o meydanın değişik yerlerinde oturduğu bir yaşam haline gelecek. Yani gezdiği böyle bir yaşam. Kadınlarımıza orada büfeler yapacağız. Burada el işi yaptığı sanat eserlerini olsun, işte yöresel yemeklerin orada pazarlayacak gelen turistlere, yani yabancılara. Bu konu böyle yani. Bunun dışında var mı böyle aklınızda uzun vadede proje? Ya benim tabii yani şu anda dördüncü yılı bitirmiş durumdayım ama zaman yetmiyor. Hanın ihtiyacı çok. Çünkü çok, demin başında da söyledim, ihmal edilmiş bir yer. Hedeflerimizde, vizyonumuzda daha güzel şeyler var ama bu dönemde yetişmiyor. Ama Allah nasip eder, bize sağlık verirse ya da halkımız bize tekrar göreve getirirse, bu ileri yaşam evleri, sağlıklı yaşlanma evleri gibi ileride bu tür projelerim var. Ve bizim aynı zamanda Türkiye Kamp ve Karavan Federasyonu'yla da bir proje yapmıştık. Şu anda Tarım Bakanlığı'nda bekliyor, onay gelirse buraya bir kamp ve karavan alanı yapıyoruz. Yani içinde mutfağının, işte banyosunun, tuvaletin, yani ihtiyaçların giderildiği böyle bir tesisi de kuracağız inşallah. Bu kaç metrekarelik bir alan? O 35 bin metrekare bir alanda olacak. İşte Tarım Bakanlığı'nın önünde şu anda. Onun onayı verilirse, yani Türkiye'de biliyorsun biraz bürokrasi, siyaset hep hızlı yürümüyor. O nedenle o da çözümlenirse, işte hanı şirin, hedefimiz, vizyonumuz hanı güzel, şirin bir ilçe yapmak. İnsanların güler yüzlü, işte neşeli, yüzü asık olmayan bir han yaratmak hedefimiz yani. Bir de şunu bahsedelim isterseniz. Şimdi insanlar hana geliyorlar ya da gelmeyi düşünenler mutlaka izleyenler arasında vardır. Hana gelenler nereleri gezer, nereler var gezilecek yerleri, böyle bir sıralarsanız. Ya tabii şimdi bizim han bir açık hava müzesini andıran bir yerleşim yeri. Tabii başta daha önce dünyanın 8. harikası da diye bahsettiğimiz Yazılıkaya var. Midas Anıtı, Kibele Anıtı. O Friklerin o dönemde en büyük ibadethanesi. Yani Kral Midas'ın. Buralar var. Frik Vadisi. Burada ileride Aksar, 23 kilometre ileride Aksar Kalesi var. 3 kilometre ileride Başar'a Roma ve Bizans döneminden kalma kilise kalıntıları var. Bizim yine burada yeraltı şehri var. Gördüğünüz gibi her tarafta, Eskişehir'in hiçbir tarafında böyle değişik, bizim hana benzeyen bir bitki örtüsü rastlamamışız. Burada ardıç ağaçları var, ardıç ormanları, meşe gibi. Yani burası bir oksijen merkezi diyebiliriz yani Kaz Dağları'ndan sonra. Halkı da bu yönden şanslı. Evet. Peki tarım anlamında başkanım neler yetişiyor burada? İnsanlar ya neyle uğraşıyor? Tabii bizim hemşehrilerimizin, büyüklerimizin geçmişten beri bir alışkanlıkları var. Ya sadece arpa ve buğday üzerine şey. Hayvancılık yapanlar da biraz fi bitkisi ekiyor. Tabii burada Tarım Bakanlığı olsun, bu yöneten alternatif tarımın geliştirilmesi için mücadele edilmesi gerekiyor. Projeler üretilmesi gerekiyor. Halkımızın aydınlatılması gerekiyor. Bilinçlendirilmesi gerekiyor. Buranın geçim kaynağı bu. Biraz da tabii küçük baş hayvan ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği var. Buradaki ekonomi bu. İnsanlar geçimini hayvancılık ve tarımdan sağlıyor. Tabii. Zaten öyle olduğu için de geçmişte nüfus kalabalıktı. Herkes genellikle mesela hanın nüfusunun 4/5'i oranında İstanbul Kartal'da Eskişehir Mahallesi var. Orada yaşıyorlar yani. Ama bahar geldiği zaman tek memleketlerine dönüyorlar. İşte yazı burada geçiyorlar, tekrar dönüyorlar. Yani handaki hayat bu. Az önce söz ettiniz bunu, aslında izleyenlerimiz için bir kere daha tekrar edelim. Mesela bir günde işte 7 otobüs geldi, burası şenlendi diye anlattınız. İşte insanların buraya gelme oranı da arttı son dönemde. Biraz buna da... Ya tabii işte biz de daha önce biz kendi çapımızda da tanıttığımız için şimdi insanlar
her gün hanım merak eder duruma geldi. Yani insan öğrenci akınına, turist akınına şey yapıyor. Yani şimdi geçen mesela Uşak gezi heyeti var. Ondan sonra motosikletçiler işte eski Mercedesçiler falan merak eden Hana'ya geliyor. Yani geçen mesela Türkiye Motor ve Cross Federasyonu da aradı. Buralarda bir festival yapmak istediklerini söyledi. Yani insanlarda bir talep oluşuyor. Ama burada bizim altyapımız eksik. Yani burada konaklama alanları, işte kamp karavanı gibi bunları yaparsak, biraz dükkan çeşitliliğini, ticareti yoğunlaştırırsak bu daha çok hızlanacak diye düşünüyoruz. Biraz da isterseniz gezelim, şöyle içeriye doğru da girelim istiyorum, göstereyim. Bunlar mesela bizim eskiden beyaz gelinlik yoktu. Benim çocukluğumda bunlar bizim büyüklerimizin gelin olduğu zaman giydiği şeyler, gelinlikler böyle. Kafasını sökmüşler öğrenciler geçiyor. Böyle kafasına da kızı verirler gibi. Evet. Yine bu da mı öyle bir şey? Bu da tabii bu yöremizin eski kıyafetlerinden. Biz de burada bu kültür yok olmasın diye burada sergiliyoruz. Mesela burada eskiden böyle tahtadan çocuklara beşik yaparlardı, küçük çocuklara bunlar. Tarihi özellikler de var. Yani sadece resim sergilenmiyor. Değil, bir de buranın yani geçmişte kullandığı malzemeler de sergiliyor. Mesela örneğin bunlar mesela buna zili diyorlar. Bunlar iyi kadar böyle. Bunlar burada dokunmuş. Buraların eserleri yani. Burada neler var başkanım? Bunun mesela örnek, bu eskiden burada biz... Söylemek istediğiniz bir şey var mı başkanım sizin de? Ben Eskişehirlilere, yani özellikle de bu devleti yönetenlere, valiliğe, büyükşehir belediyesine, ticaret odalarına, sanayi odalarına, bu tarihi, tarihle dolu, kültürle dolu ilçemizi sahip çıkmalarını istiyorum, yatırımları yap. Yani bunu yaparsak, örneğin bir Kapadokya'dan burası daha güzel. Ama burası zamanında tanıtılmamış, sahip çıkılmaz. Biz birlik olmalıyız diyorsunuz. Birlik olmalıyız, bu hizmet etmeliyiz. Yani şimdi büyük kentlere insanlar yığma değil, ekonomiyi kırsala yaymalıyız. Örneğin burada bir sağlık ocağı var. Yani yukarıdakilere diyoruz ki, yani biz şehir hastanesi istemiyoruz. Hani 10 yataklı bir hastane yapayım. Yani burada yaşlı nüfus var. 100 kilometre Eskişehir'e gidemiyor ki. Yolda giderken ölüyor. Yani o nedenle yani bu tür temel ihtiyaçlarını da hükümetten, yani madem bura ilçe oldu o dönemde, ilçede ne varsa yapılması gerekir. Çünkü burada örneğin polis lojmanı, polisler kimisi Afyon'da oturuyor, kimi Çiftere'de, kimi Eskişehir'de. Yani buraya bir polis merkezi yapılır. Mesela 20 civarında da bir lojmanlar yapılırsa buranın nüfusu artacaktır. İnsanları bunu da tutmalıyız. Tabii. Diyorsunuz. Yani onun için yani devletten, hükümetten, yetkililerden istediğimiz budur. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.